kendisiyle ve sizi ilgili olarak nasıl bir işbirliğinde ya da Türkiye'nin kaygılarını gidermek için ne tür adımlar atacağına yönelik ne bileyim. Evet, bu konuyu biraz önce de söylediğim gibi her görüşmemizde gündeme getiriyoruz. En üst düzeyde getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen sene Pekin ziyaretimizde 2 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam hemen G20 zirvesinden sonra Japonya'daki o ziyaretimizde de bunu gündeme getirmişti. Bizim arzumuz nedir? Uygur Türkleri Çin'in vatandaşıdır. Dolayısıyla Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş gibi tüm haklarını kullanarak yaşama hakkı var. Ve beklentimiz bu yöndedir. Ve bu konularda da biz tabii Çin'in aleyhine uluslararası toplumda yani Çin'e karşı kullanmak isteyen ülkeler var. O tür propagandalara katılmıyoruz. Biz kendi düşüncelerimizi net bir şekilde söylüyoruz. Gerek uluslararası toplumda olsun en son BM 3. Komitede de Büyükelçimiz Türkiye'nin bu konudaki düşüncelerini net bir şekilde vurguladı ama Çin'in aleyhine kullanmak isteyen yani bu konuyu siyasete alet eden ülkelerin bu propagandasının da parçası olmak istemiyoruz. Çünkü bizim derdimiz başka. Ve Çin'in biliyorsunuz bize bir daveti oldu, bir heyet gönderme konusunda. Biz esasen heyetimizin gitmeden önce nasıl bir programı izleyeceği, nerelere gideceği, kimlerle görüşeceği konusundaki beklentilerimizi hazırladık. Ve daha sonra bu konuda mutabakat sağlarsak elbette göndeririz. Yoksa sadece resmi görüşmeler için bir heyetin gitmesi mümkün olmaz. Çin'e bu davet için teşekkür ediyoruz. Bu sürecin de şeffaf olması gerekiyor. Biliyorsunuz Çin'den bazı açıklamalar da geldi. Uygur Türklerinin özünde Türk olmadığını, etnik olarak olmadığını söylediler. Biz de esprili bir şekilde bunu tabii gündeme getirdik. Böyle açıklamaları doğru bulmuyoruz. Bizim etnik, din, kültür ve tarih bağlarımız var. Ve bizim Uygur Türklerinin meseleleriyle ilgilenmemiz gayet normal. Ama biz Çin'in bütünlüğünü de destekliyoruz. Ve Çin'de herhangi bir Çin'in de terör saldırısına veya terörden çekmesini de biz hiçbir zaman arzu etmeyiz. Biz çünkü terörden çok çektik. Ama herhangi bir etnik gruptan Türk olabilir, Uygur Türk olabilir, Hun Çin'i olabilir veya işte Budist olabilir, Hristiyan olabilir. Bir iki terörist çıktı diye de tüm Uygur Türklerin terörist olarak da adlandırılmasının doğru olmadığını zaten her görüşmemizde söylüyoruz. Ve onların da bu şekilde bundan etkilenmemesi gerektiğini de söylüyoruz. Ve espri bir şekilde de tabii ki bunlar Uygur Türküdür. Yani bunlara Türkçeyi biz zorla öğretmedik. Bizden daha iyi Türkçe konuşuyorlar. Dolayısıyla bu tür açıklamaların da faydalı olmayacağını, doğru olmadığını da dostane bir şekilde söyledik. Yani biz bu konuyu Çin'le ikili ilişkilerimiz düzeyinde de samimi bir şekilde ele alıyoruz. Uluslararası platformda da aynı şekilde başkalarının propagandasına alet olmadan ilkeli bir şekilde hak